Yaşasın hafta sonu programımızda hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölüm, birinci bölüm su gibi geçti. İkinci bölüme başladık. Son bir saat tüm takımlara dair tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Biraz önce Fenerbahçe ile ilk bölümü açmıştık. Amrabat'ın açıklamaları, basın toplantısı, Fenerbahçe'de yaşanılan son gelişmeler biraz böyle üst üste olmasın. Bu bölüme Galatasaray ile başlayalım ama ilerleyen dakikalarda kuşkusuz ne yapacağız? Fenerbahçe'ye tekrardan gideceğiz. Beşiktaş'a da gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Haydi gidelim bakalım Mehmet Özcan'a. Nereye gidiyor Mehmet? Mehmet nereye gidiyorsun? Adana'ya gidiyorum Deniz. Adana'ya gidiyorsun. Şu anda bir kez daha seni kıskandım. Evet, havalimanı değişti. Bu arada Çukurova Havalimanı. Evet. İlk kez seyahat. Normalde Adana'nın kaç derece biliyor musun? Baksana artı 30 ama Adana... 35 derece. Ben nereden biliyorum? Benim de arkadaşlarım bugün Adana deplasmanında Galatasaray'a gidiyorlar. Sabah saatlerinde başladılar. İşte şunu yeriz, bunu içeriz, ne bileyim ne. Ya gezmek olsun yeter ki. İşte sporun, futbolun, deplasmanın en güzel tarafı da bu olsa gerek. Planın programın var mı? Maça yetişeceğim çünkü yeni stat biraz şehir merkezinden uzakta. Bir de trafik problemi oluyor giriş çıkışta. Aha. Bir de Adana tabii yoğun taraftar yoğunluğu da oluyor. Ama Adana hakikaten en özel, en severek gittiğim deplasmanlardan biri. Adana'ya gittikten sonra o coğrafyadan işte edebiyat, sanat, spor... O tarz çok özel insanların çıkmasına şaşırmıyorum. Çok canlı bir şehir. Dışarıda zaten yarın yediklerini içtiklerini konuşacağız hiç merak etme sen. Nasıl bir Galatasaray evet. maçı olacak? Adana Demirspor Galatasaray maçına dair notların neler, neler düşünüyorsun? İlk 11 ile başlayalım Deniz. Çünkü bir sürpriz diyebileceğimiz hamle olacak. Nedir? Açalım. Galatasaray bu sezon özellikle stoperler, Davinson Sanchez dışındaki isimler. Nelson ve Abdülkerim çok tutuk formsuz başlamıştı. Okan Hoca bugün genç Metehan'a şans verecek ki Metehan iyi bir yaz kampı geçirdi. Eyüpspor geri istedi. Yine Süper Lig birincilikten teklifler almıştı. Takımda kalmasına karar verilmişti. Bugün Okan Hoca Adana Demir maçına Metehan'la başlıyor. Metehan Abdülkerim'in eşlik etmesini bekliyorum. Takımda eksikler var. Nedir açalım? Gabriel Sara eşini dün doğum yaptı. Onun yanında izin verildi oyuncuya. Orta sahada da Gabriel Sara yerine Kerem Demirbay olacak. Onun dışı evet takıma ayrılan isimler oldu. Takıma gelecek isimler olacak. İşte sol bekte bir değişim yaşandı. Köln yerine İsmail Jakobs gelecek ama bugün Yelert'i. Zaten Kopenhag'da da zaman zaman sol bekte oynamıştı. Yelert'i göreceğiz. Artı Hermoso Galatasaray'ın şu an için en spektaküler transferi diyebiliriz. İyi bir defans oyuncusu. Çok yönlü bir defans oyuncusu. Sol bek ve orta sahada görev yapılıyor ama orijinal olarak stoper. Yani Galatasaray'ın yeni sezon planlaması evet şu an iyi bir başlangıç olmadı. Muslera formsuz stoperler tutuk diyorduk. Ama Muslera, Davinson Sanchez, Hermoso kağıt üzerinde çok çok iddialı bir üçlü olacak savunma hattı için. Ondan sonrası artık Zaha ile ilgili açıklamalar da yapıldı. Lyon'a imza attı. Bir ön tarafa da muhakkak oyuncu takviyesi bekliyorum. Tabii burada iş bu transferleri 4-5 Eylül'e yetiştirip UEFA'ya eklemeniz. Format değişti. 8 maçlı bir yoğun maraton bekliyor Galatasaray'da Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde olması Galatasaray açısından maddi olarak çok daha kazançlı olurdu ama Galatasaray yoğun Avrupa Ligi'ne devam etse de transferler yapıyor. Bugünkü maç önemli. Ne olursa olsun milli araya ligde 3 maçını da kazanmış şekilde gitme durumunda Galatasaray ki 6. hafta Fenerbahçe derbisine kadar ana hedef zaten tüm maçları kazanarak Kadıköy'deki derbiye çıkmak. Adana Demir transfer yasağı vardı. Biraz kadrosu güç kaybetti. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında bir reaksiyon verdiler. 2-0 geri düştükleri maçı 2-2 yaptılar diye aklımda kalmış. Ama ben bugün her şeye rağmen yani Young Boys karşısındaki çok kötü futbola rağmen Galatasaray'ın reaksiyon verip Adana'dan galibiyetle dönmesini bekliyorum. Mehmet aslında bir sürü sorun var da sevgili editörüm Serkan beni uyarıyor. Diyor ki uçağa yetişmesi lazım. O zaman yarın bekliyorum yayına. Olur olur. Adana seve kebaplara seve. Dikkat et. Tatlıları tuzlara dikkat et. Güzel bir gün olsun senin için. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olacaklar. Kolay gelsin.